Evet, yaşama dair de şimdi sırada güzelliğimiz var. Sevgi Ekiyor doktorumuz. Onunla birlikte kemik dolgusu nasıl yapılıyor? Güzelleşmemiz için neler neler yapılıyor? Hepsini öğreniyoruz. Yaşama Daire, hoş geldiniz değerli izleyicilerimiz. Yine çok güzel bir programda birlikteyiz. Konuğum yine çok özel, çok güzel Doktor Sevgi Ekiyor bizimle birlikte. Bugün yine güzelliğimizi konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız o gün bugündür? İyiyim, sizler nasılsınız? Çok teşekkürler, ben de çok iyiyim. Zaten gelen telefonlarda size olan hayranlık. Aslında bu çok önemli. Kesinlikle. Sevgicim. Yani işte bir hekim olarak hem güzel olmak ve işin de aslı güzellikle ilgili olması çok çok önemli. Onun için de çok zevk alıyorum bu konuları konuşmaya. Bugün de yine çok farklı, çok özel bir konudan bahsedeceğiz. Aslında hepimizi de ilgilendiriyor. Çünkü ufacık da olsa mutlaka hepimizin bir dolguya ihtiyacı var. Evet. Ama bunun teknikleri var. Böyle bir girizgahtan sonra aslında sözü bırakmak istiyorum. Novma tekniği miydi? Novma kemik dolgusu. Kemik dolgusu nedir diye başlayalım. Ya aslında şunu vurgulayayım ilk önce. Novuma'ya karşı şöyle bir yıldızlı pikiği koymamın bir sebebi de şu. Türkiye-Almanya ortak yapımı bir dolgu. Bu da hani aslında biz çok fazla işte İspanya'dan, Amerika'dan, çeşitli ülkelerden çok fazla dolguyla hareket ediyorduk. Ama şimdi sektöre çok iyi gelen, bütün belgeleri tam olan, işte kıvamı vesaire uluslararası boyutlarda kabul görmüş bir dolgumuz var artık hani. Doğru. Ne kadar güzel, başarı. Çok kesinlikle. Büyük başarı. O yüzden hani hem sağlık turizminde çok iyi olmamız hem de bunu artık kendi ürünlerimizle pekiştirebiliyor olmamız benim gibi Türk hekimler için ayrı gurur tabii ki. Dolayısıyla dolguyu biraz inceleyecek olacak olursak eğer aslında piyasada örnekleri bulunan eskiden beri elmacık gibi, çene bölgesi gibi, şakak gibi, işte el gibi bölgelerde kullandığımız hem anti-aging amaçlı yani kolajen üretimini tetikleyen hem de orada istediğimiz lifting, şekillendirme, cilt kırışıklıklarını aşma, gerginleştirme gibi efektleri olan bir dolgu. Diğer dolgulardan farkı şu, kemik dolgu denmesinin de sebebi şu, kemik içerisinde bulunan bir maddeden aslında üretiliyor. Şimdi biz hep hyaluronik asit dolguları biliyoruz. En çok dudak dolgusunu biliyoruz, ışık dolgusunu biliyoruz gibi, elmacık dolgusunu biliyoruz gibi. Evet, hyaluronik asit dolguların da kendi içerisinde teknolojileri gelişmiş durumda artık. Akıllı dolguları, konsantrasyonu daha yüksek, kalıcılığı daha yüksek dolguları var ama kemik dolgu bunların içerisinde şöyle bir fark yaratıyor. Hem dediğim gibi kemik üstü bölgelere yerleştirilmesi açısından bir fark yaratıyor. Hem hyaluronik asit dolgulara göre lifting etkisi ve cilt açma etkisi ve kolajen üretimini tetikleme etkisi daha fazla. Hem de kalıcılığı daha fazla. Bize bak, en çok sorulan sorular arasında lütfen hocam daha kalıcılığı yüksek bir dolgu kullanabiliyor muyuz gibi bir kavram vardır evet, biliyorsun çok önemli, ki. Çok önemli. Çok çok önemli. Aslında tabii ki yüzde de çok önemli dediğin gibi dolgular. Bazen bakarız çenesi olmayan, işte yüz orantısında o zaten değiştiriyor. Fizyonomiyi aslında değiştiriyor. Evet. Ama benim dikkatimi çeken mesela eller. Hani yüzde, kaşta, gözde ufak dokunuşlarla belki o gençlik iksirini tekrar sağlayabiliyoruz ama eller... Yaşın belirtisi, evet, yaşanmanın bunun içinde dolgu oradan başlayalım. Hastalığı hep şöyle yaptırırım. Gel bakalım yüzün etrafına ellerimizi koyalım şöyle derim hani. Dolayısıyla bir anti-aging protokolü uygulayacaksam hastada yüzü, boynu, dekoltesi ve elleri aynı yaşta göstermeli. Çok mesela önemli. Hastanın eline hiç çalışmazsanız yüzü çok fresh olsa bu sefer birisi yakalayabilir onu hani dolayısıyla. Evet. O yüzden biraz bu konularda titizim ben. Gel aynada birlikte bakalım derim. Hani her yerin sizinle böyle güzel olsa bize böyle gösteririz. Ama işte biz onu o hale getirebiliyoruz. Onun için buradayız severek. Dolayısıyla eğer elde de aynı şekilde bir biliyorsunuz ki yaş almakta burada çizgilenmeler başlıyor. Cilt kurumaları başlıyor. Bir de burada oluklar oluşmaya başlıyor. Aynı yüzümüzde olduğu gibi. Dolayısıyla oraya da bu novuma kemik dolgudan ışınsal şekilde yerleştirerek cildin hem kolajen üretimini arttırıp hem cildin eski gençliğimizdeki gibi gerginliğini ve volüm doluluğunu sağlayabiliyoruz Şahane. Doğal bir şekilde. Ve tek seansta. Yüzde de ağrı acı
Lokal anestezi krem sürmek yeterli oluyor bu işlem için. Çünkü tek bir giriş yeri açıyoruz zaten. Hı. Dolayısıyla orada kanül yardımıyla ışınsal şekilde verip çıkabiliyoruz. O yüzden de aslında işlem hem kısa sürüyor, 5-10 dakika sürüyor. Hem de tek seansla ortalama 2 yıllık aracılığı olabilecek şekilde hasta fayda görmüş oluyor. Peki bunlarda şey var mı? Yani bazen bakarsın küçük yaşlarda işte el yanmış olabilir, lekeler olmuş olabilir. Onlara da etki ediyor mu? Onlara da etki eder ama şimdi sektörde çok geniş işlem silsilesi olduğu için orada eğer ki bir deformite, asimetri, volüm kaybı varsa yine öncelikle bunu düşünmemiz lazım. Ama kolajen arttırmak ve leke açmak istiyorsak bu sefer direkt bunların aşılarına da yönelmek gerekirse lazer tedavisi, peeling tedavisi gibi tedaviler de eklemek lazım. Hani ek tedaviyle istediğimiz görüntüye, istediğimiz şekle kavuşabiliyoruz. Peki bütün bunları yaptırırken mesela dolgu için kimlere yapılamaz? Kriterler aslında, var mıdır? Aslında şöyle bir şey var. Dolgunun aralığı çok geniş. Sadece mesela akut egzaması varsa, akut seborik dermatiti varsa, akut işte lupusu varsa, yani otoimmün bazı cilt rahatsızlıkları varsa biz önce otoimmün rahatsızlıkları işte sağlıklı yaşam parametreleri işte kullanarak ozon tedavileri gibi, glutatyon tedavileri gibi, detoks programı gibi, doğru supplementer kullanımı gibi, işte vücudun ağır metallerden ağır arındırılması gibi bir programa sokuyorum. Cildi hazırlayıp ondan sonra onlara bu tarz dolgu işlemlerini yapıyorum mesela. Bu da çok mesela. Önemli. Çok önemli. Yani mesela hasta geldiği zaman, hasta da demeyelim de keyfe keder şeyler yapılıyor. Biz bütün hasta diyoruz genelde. Evet geçmiş olsun diyoruz buradan. Sağlıklı yaşamlar diliyoruz. Ama çok önemli. Mesela ben geldim. Zaten baktığınız zaman siz bana ne yapılması gerektiğini anlıyorsunuz. Evet. Ama bunun yanında beni yönlendiriyorsunuz. Yaşam kalitemi yükseltmek için, sağlıklı yaşam kalitemi. Evet, öyle çünkü içten ve dıştan anti-aging'e inanıyorum ya da içten ve dıştan tedaviye inanıyorum. İçten yani sizin dıştan... iç kodlarınız hala sizin yüzünüzde gördüğüm reaksiyonu ya da patolojiyi yapmaya devam ederse işlemimin verimliliği düşük kalır dolayısıyla ya da kalıcılığı düşük kalır dolayısıyla. Ama ben sizin o kodlarınızı bozan yani aknenizin tam neden çıktığını anlarsam, cildinizin neden daha çok sarktığını anlarsam gibi iç kodlarınızda da oynamaya başlarsam eğer, yani içiniz yani vücuda da organlara da anti-aging yapmaya başlarsam eğer, o zaman tam bir double match olmuş oluyor. Dolayısıyla ortaya çok dengeleniyor. Daha, evet, cost effective dediğim yine daha az bütçeyle belki de daha o kalıcı, da daha büyük faydalar görmüş oluyorsunuz dolayısıyla. Evet, zaten bütün bunlarda olduğu gibi sağlıklı yaşam için de, güzel olmak için de hayatımızdan suyu eksik etmememiz gerekiyor, öyle değil mi? O kesin bir kural. Herkesin şu anda bir hesaplama yapsınlar mesela. Kilogram çarpı 35 mililitre kadar günlük su tüketmeleri lazım. Ama çayın yanında ekstra içmeleri lazım. Kahvenin yanında ekstra içmeleri lazım. Dolayısıyla vücutta hep bir balans kurmak gerekiyor. Ama diğer boyutlarda şuna inanmıyorum. Herkes için avokado iyi, herkes için tuz kötü. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Artık tıp 2020'de kişinin gerçekten vücudunun neyi kabul ettiğini, neyi kabul etmediğinin hepsini hesaplayabiliyoruz. Metabolik balansınızın nasıl çalıştığını hesaplayabiliyoruz tahlillerle. Dolayısıyla bunlarla birlikte genel sağlık yaşamı bunu düzenlersek kişinin hem güzel olur, hem sağlıklı olur, hem çok daha enerjik ve dinamik olur. Yani mesela gelmeden önce mutlaka bizim bir kan ve idrar tahlili mi? Hayır, bana başvurduktan gerekiyor. Sonra benim yönlendirmem gerekiyor. Hani, evet, ezbere değil. Yaş sınırı var mıdır? Mesela çok erken yaşlarda da bakıyorum ben, sokaklarda çok genç kızlarda böyle işte dolgular, botokslar fazlasıyla abartılı bir şekilde yapılmış. Burada işlemden işleme ve kişinin ihtiyacına göre değişen bir şey vardır. Mesela bir kişiye bu bahsettiğim lavuma kemik dolguyu uygulayacaksanız 12 yaş üstü aslında uygulayabilirsiniz. Tabii kazalardan. Ama burada evet, trafik kazası olabilir, doğuştan gelen bir anomali problem olabilir. Doğuştan gelen mesela çene kemiği doğuştan çok küçüktür. Ergenlik döneminde bu rahatsız ediyordur. Yine velisinin izniyle 18 yaş altındaki prosedürümüz velisinin izniyle hani bu işlemi yapabilirsiniz tabii ki. Öteki türlü bu dediğim gibi işlemden işleme değişiyor. Yani bunu şöyle algılamasını isterim seyircilerin. Bütün işlemler çocukluk yaşlarında, bazı 12 yaşından sonra, bazı 16 yaşından sonra yapılabiliyor. Ama o yaşlardaki titizliğimiz estetik kaygıdan ziyade medikal ve ihtiyaç görevi halinde, görmesi. Evet. 18'inden sonra, 20'sinden sonraki eğer ki estetik buluşmamız daha önemliyse onu birlikte o şekilde planlıyoruz. Hani 12 yaşında sırf daha ergenlik döneminde yüzü ya, daha yeni oturan tabii. birine hemen alelacele bir dudak dolgusu, alelacele bir elmacık kemiği dolgusu yapılmaz. Ama çocuk doğuştan
problemlidir ya da büyüme evresinde bir kaza bir şey geçirmiştir. Ekstra burnu kırıldı, çöktü diyelim ya da elmacıkları kaza sonrası biri birinden asimetrik oldu diyelim. Evet. Burada ihtiyaçla hani bütünleştirerek yapıyoruz hani. Aynen. Zaten çünkü psikolojik temelleri düşünmemiz lazım. Doğru olanı da bu. Aslında bakıyoruz ve yapmamız gereken şeyleri doğru bildiğimiz yanlışlar da yapıyoruz ama bunlar da mesela bu kemik dolgusunda hani dişlerde de öyle olur ya, belli bir süre vardır. O süre dolduğu zaman onu değiştirmek gerekir. Bunda aynı şey geçerli mi? Yani süresi ne kadar sürüyor, ne kadar zamanda değiştirebiliyoruz? Bunu yani da şöyle düşünmenizi istiyorum. Şimdi kemik dolgusunu enjekte ettiğimizde kemiğin üzerine enjekte ediyoruz zaten. Hmm. Adının iki gelme noktası var. Bir kemiğin içerisinde bulunan bir maddeden üretilmiş olmasından ötürü, bir de hep kemik üstü enjeksiyon yapıldığı için. Kendi kemiğinden mi faydalanıyoruz? Efendim? Kemik dolgusunda kendi kemiğimizden mi Hayır, faydalanır? Laboratuvar ortamlarda kemiğin içerisindeki sodyum hidroksiapatit denilen bir maddenin ayrıştırılarak üretiminden faydalanıyoruz. Dolayısıyla kemiğin üzerine enjekte etmek zorundayız. Gidip dudağa enjekte etmek yanlıştır. Göz altına enjekte etmek yanlıştır. Yani yumuşak bölgelere enjekte etmek yanlıştır. Bunu bir hafızada tutalım. Tutalım, bu çok önemli. Kemiğin ve kemiğin üstüne enjekte edilen bir mekanizma olduğu için evet, kalıcılığı çok daha uzun sürüyor. Yaklaşık ortalama 2 yıl kadar sürüyor. İyi bir hastada 2,5 yıla uzayabilir. Vücudunda çok hızlı çalışan bir hastada 1,5 yıla düşebilir gibi bir balans veriyoruz hastaya. Dolayısıyla buradaki parametreler kişinin parametrelerine bağlı. Evet. Yani işte yaşınıza da bağlı, yeme içme şeklinize de bağlı, güneşle cilt temasınıza ya da mı? Aşırı spor yapma, aşırı saunaya gitmeye hani gibi bazı faktörlere bağlı tabii ki. Dolayısıyla burada ama en önemli etken metabolizması oluyor kişinin aslında. O maddeye karşı, çünkü bizim aslında belgeli olan dediğimiz, uluslararası kabul görmüş dediğimiz malzemelerimiz, aklınızda olsun, bir cümle kuracağım size. Yüzünüzde ya da vücudunuzda eriyebilen malzemelerdir. Kalıcı olan malzemelerden biz uzak durmalıyız deriz. Eskinin ya, silikon jel dolguları gibi. Aman, hani ömür boyu hani bir sürü sıkıntılar yaratıyor ve biliyorsunuz ki dünyada yasaklandı artık o dolguların kullanımımız. Ki ben yeni kuşak hekimim zaten, bütün çalışmalarını görmüştüm zaten. Dolayısıyla bu çerçeveden bakacak olursak, bir tüyo vereyim hastalarımıza. Eriyebilen geçici işlemlerin hiç sağlığa olumsuz etkileri yoktur. Ah, tam tersi, kalan tortuları bile sizin cildinizde iyilik hali yaratır. Muhteşem. Bu ne demek? Yani bu mekanizmanın özenle üretilmiş şeklinde içinde bulunan bağlanma şekillerini vesaire belirleyen ekstra malzemeler cildinizin alt tabakasına yerleşerek oradaki kolajen üretimini tetiklediği için sizin o yaşınızda aslında normalde sahip olacağınız %15 daha fazla kolajene sahip olmanızı sağlar. O zaman da zaten... Dolayısıyla erise bile size faydası vardır. O yüzden aklımızdan lütfen bu tarz hani işlemler, ay kalıcı olunca daha zararlı olur mu? Ya da işte botoks yaptırdım, dolgu yaptırdım, tekrarlamazsam yüzüm çöker, kötü olur mu? Böyle bir şey arkadaşlar yok. Bu işlemler tamamen antikor ürettirmez. Vücuttan da tamamen atılabilen işlemlerdir diye planlamanız güzel, lazım. Güzel, ne kadar güzel. Aslında gördüğümüz gibi yani 2020 yılında tabii ki teknoloji her gün değişiyor ve inanılmaz şeyler oluyor. Bu soruların ortaya çıkmasındaki sebep şu aslında, sen de çok iyi biliyorsun ki, bilgi kirliliği. Yani lütfen her şeyi uzmanından, işin erbabından dinleyin hani. Kesinlikle. Ya da öyle, şöyle bir kıyaslama yapmayın. Doktorları da birbirine çarpıştırmayın. Plastik cerrah şunu dedi, dermatolog bunu dedi, medikal estetik bunu dedi demeyin. Gerçekten şeffaf bilgilerle o bilgiyi tane tane alıp kendinize en uygun olanını bulmaya çalışın hani. Burada şöyle bir farklılık var tabii ki. Her doktorun yoğurt yiyişinde bir farklılık var. Mesela örnek vereyim. Ben emzirme döneminde ya da işte hamilelik dönemindeki hastalarda botoks uygulaması yapmıyorum. Ama bu demek değildir ki AB doktoru yapabiliyor. Çünkü C kategorisinde geçiyor. C kategorisi şu demek: yeteri kadar çalışması olmadığı için sana bırakıyorum demek. Hani ya, ister yaparsın, korkunç, ister yapmazsın. Ben ama yeteri kadar çalışması yoksa ben hiç yapmam. Hastama başka yapabileceğim dolgular ve mezoterapiler var gebelik ve hamilelik döneminde. Bu arada onlardan da korkmasın hastalarımız. Gebelik ve hamilelik döneminde belli evrelerde bu dolguları zaten kullanabiliyoruz biraz önce zaten. Konuştuk. Evet, kimlere uygulanamaz diye. Evet, kullanabiliyoruz. Evet, onlardan öyle da korkmasın. Aha. Sadece yapılabilen ve yapılamayan işlemleri biraz yoğurt yiyişimize göre tercih ettiğimizi bilin. Valla bu kadar güzel ve genç bir hekimden bunları duymak, bize yol göstermesi muhteşem. Çok teşekkür ediyorum. Bilgiler için, güzellikler için çok yine keyifli bir programdı. Ne mutlu bana. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler.